Celal Eren Çelik, CHP yönetiminin dostları ve tarihi bir olay. Tarih yaprakları 1966'yı göstermektedir ve Türkiye yine bir seçim atmosferi içerisindedir. Adalet Partisi'nin 27 Mayıs darbesi sonrası Demirel liderliğinde fırtına gibi estiği günler, kısmi seçimler yapılıyor ama yarış bir genel seçim havasında. Kıran kırana bir seçim yarışı var memlekette. Adalet Partisi'nin mitinglerinde Süleyman Demirel sahneye Kalbinde iman, elinde Kur'an, işte geliyor Nurlu Süleyman diye anons edilerek çıkmaktı ve Demirel dindar seçmeni olabildiğince ajite ediyordu. Ve Adalet Partisi meşhur, ortanın solu, Moskova'nın yolu sloganıyla CHP ve İsmet Paşa'yı dinsizlikle çok ağır biçimde itham etmektedir. Bu propaganda o denli başarılı olmuştur ki, Paşa miting için gittiği illerde ciddi gösterilere maruz kalmaktadır. Demirel ise dini sonuna kadar kullanmakta, kendisine has hitabet yeteneğiyle de bunda oldukça başarılı olmaktaydı. 1965 seçimlerinde Demirel'in oldukça gerisinde kalan CHP'de kurmaylar din söyleminin halktan oy almanın en kolay olduğunu keşfetmişlerdi. Lakin bir sorun vardı. İsmet Paşa ağzının ucuna bile din, kitap, Kur'an kelimesini almıyordu. Hani o dönemde bunu kendisine tavsiye etmeye dahi cesaret edebilecek kimse de yoktu. Neyse efendim Tabi seçim gezileri devam ederken Paşa'ya tepkilerin de dozajı fazlalaşmaktadır. Kısmi seçim Denizli, Uşak, Afyon ve Kütahya illerini kapsamaktaydı. CHP kurmayları aslında konu ego olunca biraz daha rahattılar. Ee ne de olsa Yunan'ı İzmir'de denize döken Ulu Önder Mustafa Kemal'in en yakın silah arkadaşı, tarihi şahsiyet İsmet Paşa vardı partinin başında. Ege'de kendilerine ihanet edecek değildi ya, ancak İsmet Paşa seçim mitingi için Denizli'ye adımını attığında işlerin hiç de öyle olmadığını anladı CHP kurmayları. Paşa müthiş bir tepkiyle karşılanmıştı. Tepkiler yine din üzerinden geliyordu. Birisinin artık Paşa'ya bir şeyler söylemesi gerekti ama herkes birbirine bakıyordu. Paşa Denizli il binasında dinlenmekteydi ve az sonra Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecekti. CHP Denizli il yönetiminin bir genç üyesi, tüm cesaretini toplayarak paşa'dan müsaade isteyerek konuşmaya başladı Paşam nurculuk propagandası bizim dışımızdaki bütün partiler tarafından açıkça yapılmaktadır Bizi CHP'lileri dinsizlikle suçlamaktadırlar Lütfen siz de yapacağınız konuşmada Allah'tan biraz bahsediverseniz biz de bu dinsizlik suçlamasından kurtulmuş oluruz Paşa kısa süren sessizliğinden sonra kafasını salladı ve ağır ağır konuşmasını yapacağı mitinge doğru yola çıktı. Denizli İl Teşkilatı bayram yeri gibiydi. Öyle ya, paşa kızdığı, onaylamadığı bir şeye hemen tepkisini koyardı. Oysa söylediklerine tepki göstermemişti. Tabii koca İsmet Paşa siyasetin kurdu. O da görüyor doğru olanı yapması gerekeni. Yoksa bu halktan nasıl oyalarız diyordu. İl teşkilatı üyeleri kendi aralarında neşeyle konuşurken. Paşa konuşacak ve bu dinsizlik suçlamasından kurtulacaklardı. Paşa sessizce dinlemişti bu telkini ama konuşmasında yine tek bir kelime dinden bahsetmemişti. Denizli sonrasındaki adrese uşak oldu. Paşa'ya kısık sesle de olsa Denizli'de kendisine dini noktalara temas etmesi yönündeki telkin hatırlatıldı ve uşakta miting saati gelip çatmıştı. Herkes Paşa'nın bu kez tavsiyelere kulak vereceğinden emin şekilde heyecanla miting konuşmasını beklemeye başladı. Az sonra paşa kürsüye çıktı. Konuştu, konuştu, konuştu. Ama Uşak İl Teşkilatı üyeleri ve CHP kurmaylarının ha şimdi, ha şimdi söyleyecek Allah Kur'an din söylemi bir türlü gelmiyordu. Ve paşa konuşmasını bitirip Allah ısmarladık diyerek kürsüden indi. Herkes şoktaydı. İsmet Paşa ise tebessümle dediklerinizi yaptım. Beğendiniz mi? dedi. Herkes birbirine bakıyordu. Paşa şaşkınlık gösterenlere şöyle dedi. Bana Allah'tan bahset dediniz. Ben de halka hitaben Allah'a ısmarladık diye seslendim. Memnun kalmadınız mı? Ve İsmet Paşa Uşak'tan sonra Afyon ve Kütahya illerine de gitmiş. Buralarda da dini siyasete alet edenlere ve millet bütünlüğünü bölmeye amaçlayan Atatürk düşmanı Nurculara şiddetle çatmıştır. Oysa aynı İsmet Paşa orucunu tutan, yatak odasında Allah'ın dediği olur levhası asıl olan, her gün evden çıkarken eşi mevhibe hanımdan özellikle dua isteyen, eşi mevhibe hanımın son derece iyi Kur'an okuduğu bir isimdir. Ama siyaset hayatında bu Allah'a ısmarladık dışında, bir kez dahi dini, kitabı kullanmamış, samimi dindarlığını oya çevirmek için yahut bazı çevrelere şirin gözükmek, yahut bazı çevrelerin kendisine getirdiği dinsiz eleştirileri kırmak için reklam edip açığa vurmamıştır. Siyaset ilkeler üzerinden yapılır ve yapılmalıdır. Yoksa siz başka yollara tevessül ediyorsanız, kısa sürede başarı kazanırsınız, oy alırsınız, halkın gözünde popüler olsanız da ve hatta bu ilkesiz ama çıkarcı tavır size iktidarın yolunu açsa dahi bunun karşılığı uzun vadede bir siyaset, bir ilkeli felsefe, bir ideolojik çizgi değil, pragmatizm olmaktan öteye geçemez ve bu halk ne çektiyse işte o pragmatist siyasetçilerden çekmiştir. İşte şu anki CHP yönetimi bugün kendi tarihine, değerlerine, partinin sol ideolojisine, Atatürkçü, kemalist çizgisine ve dini siyasete alet etmeme konusundaki kesin kararlılığına bakarak politika yapmalıdır. Yoksa bugünkü gibi siyasal İslam ve merkez sağın siyasete alet ettiği dini siyaset sofrasında kendi siyasi ve ticari rantlarınıza meze edenleri dostları olarak görüp, Kol kola girenlerin yürüyecekleri yer iktidar değil, tarihin tozlu raflarından başka bir yer değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni üst yönetimindeki örgütlü azınlık bilmelidir ki, parti tabanının şimdiye kadar örgütlenmemiş, ancak sessiz ve geniş yığınları artık isyan ederek bir araya gelmektedir ve kendilerine bu izni vermeyecektir.